Evet, gül sektöründeki son yıllardaki gelişmelerle birlikte evet Gül Birlik diyeceğiz ve Gül Birlik Genel Müdürü Sayın Hasan Çelik bu hafta zirve konuğumuz. Bakalım gül sektöründe ne gibi haberler var? Gülkenti Isparta'da Gül Birlik kapılarını Meltem'le zirvedekilere açtı. Isparta'da gülün önemi nedir? Gül nerelerde kullanılıyor? Gülle yapılan ürünler ülkemizi yurt dışında nasıl temsil ediyor? Tüm bu soruların yanıtını Gül Birlik Genel Müdürü Hasan Çelik'ten öğrendik. Evet, Gül Birlik, gülcülük sektörünün önde gelen amiral gemilerinden birisi. Isparta'da gülcülüğün tarihçesi yaklaşık 1800'lü yıllara kadar dayanıyor. Ve 1954 yılına gelindiğinde de Gül Birlik Genel Müdürlüğü çatısı altında 9 tane kooperatif bir araya gelmek suretiyle şu anki Gül Birlik, Gül Yağ ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği kuruluyor ve o günden bugüne faaliyetleri devam ediyor. Zaman içerisinde kooperatif sayısı 13'e kadar çıkan Gül Birlik şu an 6 kooperatifle bugün gülcülük sektöründe faaliyetini sürdürüyor ve devam ettiriyor. Evet, Gül Birlik olarak biz bu faaliyetlerimizi yürütürken güle dayalı, gül menşeili ya da gül orijinli gerek kozmetik ürünleri, gerekse gıda ürünleri noktasında yapılabilecek olan çok şeyler olduğunu gördük ve bunu da zaten biliyorduk. 2005 yılında Roses AŞ firması ya da şirketi kuruldu. Çalışma sahası içerisinde güle dayalı ya da gül menşeli ürünlerin, kozmetik ürünlerinin tamamı diğer taraftan gıda sektörüyle ilgili olarak da işte gül lokumu, gül reçeli, gül şurubu ve buna dayalı olarak lokum ve reçellerin çeşitlerinin üretilmesi noktasında faaliyetlere başlandı. Yurt içi pazarlama çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da yurt dışına ihracat yapabilmenin yollarını ve bununla ilgili araştırmalarımızı sürdürdük. Çok şükür bugüne geldiğimizde şunu söylemek mümkün. Biz Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında ürünlerimizi pazarlıyoruz. Başta Almanya, İngiltere, Belçika, Avusturya, Fransa olmak üzere bu ülkelerin tamamında Rosens'in ürünleri, başta gül suyu, lokomotif ürünümüz olması sebebiyle büyük bir talep var. Zaman zaman bu taleplere karşılık vermekte ya da temin etme noktasında sıkıntılar da çekiyoruz. Diğer taraftan Uzak Doğu, Çin başta olmak üzere Hong Kong, Tayland, Vietnam, Endonezya gibi ülkelerde yine aynı şekilde çok hızlı bir pazarımız söz konusu. Son 2 yıldır Amerika ve Kanada'da çok hızlı bir gelişim sağladık. Oradaki partnerimiz de aynı şekilde gerek Amerika'nın çok farklı bölgelerinde gerekse Kanada gibi ülkelerde Rosens markalı ürünlerin pazarlanması ve satışı noktasında güzel bir ivme yakaladı. Onu da şu anda hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Rosens markalı gül suyu ürünleri sadece yurt dışında satılıyor. Yani bazen bu yanlış anlamalara falan sebep oluyor. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Rosens markası bizim kendi markamızdır. Ama sadece yurt dışı ihracata yönelik olarak kullandığımız bir markamızdır. Buna karşılık yurt içinde ise aynı marka, aynı kalitede yine kendi ürünümüz olan, kendi üretimimiz olan %100 doğal gül suyu Gül Birlik markasıyla ve 250 ml'lik şişelerde yurt dışında Rosens 300 ml, yurt içinde Gül Birlik markalı gül suyu 250 ml'lik şişelerde müşterilerimizin hizmetinde sunuluyor. Ben başta üreticilerimiz olmak üzere milletimizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın Ramazan'ın feyiz ve bereketinden faydalanması dilek ve temennilerimle barış, mutluluk ve sağlıklar diliyorum kendilerine. Ve aynı zamanda biz şu anda Isparta'da gül çiçeği hasat sezonuna da girmek üzereyiz. Bu vesileyle
Isparta ve bölgemizde bulunan tüm üreticilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Kendilerine bu sezon içerisinde bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Sağlık diliyorum. Kazasız belasız bir sezon geçirmeleri dilek ve temennisiyle herkese sevgiler ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.